Üçüncü sınıf fen bilimleri çalışma soruları. Birinci sorumuzdan başlayalım hemen. Birinci soru. Öğretmen öğrencilerden dünyanın yuvarlak olduğuna dair örnek vermelerini istiyor. Öğrenciler de aşağıdaki örnekleri veriyor. Ne demiş? Önce sorumuzu da okuyalım alt kısmı. Buna göre öğretmenin istediği örnek hangi öğrenciler tarafından doğru olarak verilmiştir? Baktığımız zaman denizlerdeki suların dökülmeden oldukları yerde durmaları, dünyanın bir noktasından uçuşa başlayan uçağın tekrar aynı noktaya gelmesi, karaların denizlerden daha az yer kaplaması değil, geminin önce bacasının daha sonra da gövdesinin görünmesi. Evet, doğru, doğru. Ali ve Selin. İkinci sorumuz. Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle bunu açıklayamaz? Dünyanın bir noktasından harekete başlayan bir kişinin aynı yönde ilerlediğinde tekrar aynı noktaya gelmesi söylenebilir. Denizle gökyüzü arasının ufuk çizgisi ile kesilmesi Denizdeki gemiye bakan bir kimsenin geminin önce bacasını daha sonra tamamını görmesi, denizdeki suların dökün, dökülmeden oldukları yerde durmaları yer çekimiyle ilgilidir. Açıklanamaz. Üçüncü sorumuz. Dünyanın üzerinde mavi renkte görünen aşağıdaki kısımlardan hangisi su katmanı içerisinde yer almaz diyor bize. Okyanuslar, denizler, buzullar, atmosfer, yer almaz. Ömer ve Semi Fen ve Teknoloji dersinde aşağıdaki etkinliği yaptılar. Ömer basketbol topunu resimdeki gibi tuttu. Semi ise önceden yaptığı kağıttan gemiyi topun arkasından yukarı doğru yavaş yavaş itti. Ömer geminin önce bacasını daha sonra tamamını gördü. Buna göre Ömer ve Semi yaptıkları etkinlikten yola çıkarak gezegenimizin hangi çıkarımını yapabilirler? Baktığımız zaman bu yuvarlak olduğunun bir göstergesi, bir kanıtı. Atmosferin olduğunu, katmanların olduğunu, denizlerle kaplı olduğunu, hayır küreye benzediğini 5. sorumuz Bu öğrencilerden hangilerinin verdiği örnek doğrudur? Öğrenciler dünyanın şekli küreye benzer. ifadesini açıklamak için günlük hayattan örnekler vermektedir. Gökyüzündeki uçak aşağıya uçaktan aşağıya bakıldığında cisimlerin olduğundan küçük görünmesi demiş. Hayır. Bu onunla ilgili değil. Dünyada bir yerden havalanan uçağın aynı yönde uçması sonucu havalandığı noktaya gelmesi, evet, bu doğru. Limanda duran bir kişinin uzaktan gelen bir geminin ilk olarak direk ve bacasını daha sonra geminin gövdesini görmesi. Fatih, Elif. Altıncı sorumuz: Verilen özellikler aşağıdaki Dünya katmanlarından hangisine aittir? Hayvan ve insanların yaşadığı alandır. Üzerinde dağlar, tepeler. Su değil, hava değil. Ağır küre. Hiç değil. Taş küre denir. Yer küre yani. Yedinci sorumuz. Yer kürenin uzaydan görünümü resimdekine benzetilebilir. Bu benzetmede mavi renkli alanlar suyu, yeşil renkli alanlar karayı, gri renkli alanlar ise havayı göstermektedir. Yalnızca bu resme bakılarak yer ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Üzerinde canlıların yaşadığı resme bakarak canlı görmüyorum ben. Sekizinci sorumuz. Öğretmen sınıfta dünyamızın model Dünyamıza model olması için şeftaliyi ortadan ikiye bölüp öğrencilerine şekildeki gibi gösteriyor. Ne demiş? Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap doğrudur? Öğretmen öğrencilerden şeftali'nin kısımlarını dünyamızın katmanlara katmanlarına benzetilen kısımların neler olduğunu söylemelerini istiyor. Öğrenciler de aşağıdaki cevapları veriyor. Çekirdek kısmına kara katmanı denir. Tabii ki hayır. Yediğimiz kısmı hava hayır. Dış kabuk dünyamızın yüzeyini oluşturan ve canlıların yaşadığı katmandır. Evet. Sonuncuya da bakalım. İç kabuk dünyanın merkezinde yer alan su katmandır. Hayır. Yavuz doğruyu söylüyor. Dünyamızın katmanları ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanı D yanlış olana Y koyunuz demiş. İç çekirdek dünyamızın merkezinde yer alan bu katman sıcaktır. Doğru. Dünyamızın yüzeyini oluşturan okyanuslar ve karaların olduğu katman yer kabuğudur. Doğru. Dünyamızın etrafını saran havanın bulunduğu katmandır. Mantu. Hayır. Dünyamızın içinde zaten yanlış. B seçeneği 10. sorumuz. Buna göre hangi öğrencinin verdiği sebze ve meyve dünyanın şekline benzetilebilir? Baktığım zaman kabak da verilmiş. Ceviz benzetilebilir. Ceyda portakal kesinlikle benzetilir. Yavuz. Yavuz'un olmadıklarını eleyelim. Evet. Ve karpuz kesinlikle benzetilir Mehmet. Kabak hayır. Bu şekilde cevaplandırabiliriz.